Bunun bir üçüncü mertebesi, üst mertebesi tevhid-i zat mertebesidir. Burada kişi artık kendi zatının bile olmadığını, la mevcude illa hu, ondan başka varlık yok diyerek kendi varlığının bir hiç olduğunu, bir gölge olduğunu, bir sanal bir varlık olduğunu idrak eder. Anlamak, kabul etmek oldukça zordur ve burayı aşmak kolay kolay çoğu insana nasip olmaz. Kuantum fiziği kabullenilmesi çok zor olan bu mertebeyi kolaylıkla aşılmasına neden oluyor. Eğer bir kişi kuantum fiziğini anlarsa, görünen varlıkların aslında bir hayal varlık olduğunu, bir gölge varlık olduğunu veya hiç olmadığını anlar. Biliyorsunuz her şey maddelerden oluşuyor. Her şey moleküllerden oluşuyor. Her şey atomlardan, atom altı parçacıklarından, kuarklardan, stringlerden, dalga ve titreşimlerden oluşuyor. Bizim algıladığımız şeyler dalga ve titreşimlerin gözümüz tarafından veya beynimiz tarafından veya ruhumuz tarafından madde olarak algılanmasından ibarettir. Yani aslında gördüğümüz şeylerin temeline inecek olursak orada bunların hiçbirinin olmadığını anlarız. İşte tasavvufta bu tevhid mertebelerini anlamaya, idrak etmeye çalışan kişiler bunları içselleştirmek için yıllarını vermişlerdir. Bir tevhid-i efhali anlayabilmek için 3 sene, 5 sene tefekkür etmişlerdir sürekli. Bir tevhid-i sıfatı anlayabilmek için 3-5 sene uğraşmışlardır. Tevhid-i zatı anlamak da zaten neredeyse imkansız gibi bir şey. Kişi başkalarının varlığını, kendi varlığını nasıl yok edecek? Bunlar eskiden telkinle yaşanan konular olmuş. Mesela ben bilmem, ben bilmem, ben bilmem diye kendi ilim sıfatını yok etmeye çalışmış. Benim hiçbir gücüm ve kuvvetim yok. Ben acizim, ben bir hiçim gibi böyle aciziyet ifadeleriyle kendilerinin bir hiç olduğunu idrak ettirmeye çalışmışlar. Tabii bu kolay bir şey değil. Sen her ne kadar bunları söylesen de yine içinde bir şey, bir varlık hissi hep var olmuştur. Burada gözleyen de yok, gözlenen de yok. Hiçbir şey yok. Sadece zat var. Sadece öz var. Sadece hu var. La mevcude illa hu. Yani şöyle de diyebilirsiniz. La mevcude. Varlık diye bir şey yok. Gözlemlenen, gözleyen gibi şeyler de yok. Yani burası tam yokluk hali. İlla hu, sadece o. Peki o ne? Bilen yok. Ama her şey ondan kaynaklanıyor. Gördüğünüz şeyler onun bir tecellisi, yansıması. Gerçekte görünen şeylerin hiçbiri yok. İşte kuantum fiziğinin bizi getirdiği nokta direkt olarak burasıdır. Bir kişinin derin uykudaki halini düşünün. Derin uykuda olan bir kişi için mekan var mıdır? Zaman var mıdır? Kural var mıdır? Hatta bilinç bile yoktur. Bu noktaya gelen kişinin bilinci bile kaybolur. Aklını kaybeder. Böyle deli divane gibi dolaşır ortalıkta. Artık o normal hayatla bağlantısını tamamen koparmıştır. Bu yolda her şeyinden geçiyor insan. Aklından da geçiyor. Akıl diye bir şey kalmıyor. Kolay bir şey değil. Meczup derler böylelerine. Artık aklı başından gitmiştir. O tam bir sekir halindedir. Nasıl sarhoş olan birinin aklı başından giderse, bu kişilerin de adeta akılları başlarından gitmiştir. Çünkü kendi varlıklarını kaybediyorlar. Kendinin yokluğunu hissediyor. Tutunacak hiçbir şey kalmıyor. İşte bu noktada Muhyiddin Arabi diyor ki sen var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? Zaten sen yoksun. Burası yokluk noktası. Resulullah bu seviyeye geldiği zaman diyor ki fakrımla övünürüm. Yani fakir haliyle. Fakirlikle değil de yoklukla. Yokluk bilincimle övünürüm diyor. Demek ki bu noktaya gelmek gerçekten övünülecek bir şey olarak ifade ediliyor. Diğer dinlerde burası nirvana diye tanımlanır. Tasavvufta burası fenafillah hali olarak isimlendirilir. Allah'ta fani olmak, yok olmak. Bunlar diğer dinlerde de var. Bu noktalara gelmek, nirvana'ya ulaşmak, Hristiyanlıkta manastırlara çekilerek tamamen insanlardan izole olup hayatlarının sonuna kadar insanların arasına dönmemek. Yani ruhbanlık dediğimiz durum gerçekleşmiş. Bu kadar uzun çabalar, çok uzun büyük çileler sonucunda yaşanan bu seviye, bugünkü kuantum fiziğini anlamakla kolaylıkla aşılabiliyor. Yani o boyutta var diye gördüğümüz şeyler aslında bir illüzyon olduğunu, sanal bir görüntü olduğunu, gerçek olmadığını anladığın anda insan beyninden vurulmuşa dönüyor. Her şey bir anda bitiyor. Gördüğün, bildiğin, sahip olduğun ve olmadığın her şey bir anda yok oluyor. Çocuğun kendi çocuğu olmadığını anlıyor. Annesinin kendi annesi olmadığını anlıyor. Kendisinin bile olmadığının farkına varıyor. Sen bile yoksun. Senin vücudun, bedenin yok. Gördüğün insanların vücutları yok. Gördüğün ortam yok.
kuantum fiziğinin bizi getirdiği nokta direkt olarak burasıdır. Uykuda olan bir kişinin rüya görmekteyken uyanması durumunda rüyasındaki gördüğü her şeyin kendi vücudunun da yok olduğunu anlaması gibi bir şey. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Rüyamızda gördüğümüz kişilerin fiillerinin, rüyamızda gördüğümüz kişilerin özelliklerinin, rüyamızda gördüğümüz kişilerin ve kendi vücudumuzun olmadığını uyandığımız zaman anlıyoruz. Bunu dikkate alırsanız ortada fiil yok, ortada sıfat yok, ortada varlık yok. Biraz önce söylediğimiz sözleri şöyle de tercüme edebiliriz. La faile illallah. La faile, fail yok illallah. Sadece Allah var. La mevsufe, sıfatlanan yok illallah. Sadece Allah var. La mevcude illahu, varlık diye bir şey yok. Sadece o. Rüyanda gördüğün fiillerin, sıfatların, varlıkların aslında olmadığını anlıyorsun uyandığın zaman. Bir kişinin yakine ermesi dediğimiz olay, rüyada gördüğü kendisinin ve gördüklerinin olmadığının farkına varmasıdır. Yakin, uyanmak anlamına gelir. Üçüncü mertebe dediğimiz fena mertebelerinin sonuncusuyla beka mertebelerinin birincisi arasında bir geçiş vardır. O da bir kişinin uykudaki gördüğü görüntülerden kurtulup uyandığı zamanki gördüğü gerçek görüntüyü görmesiyle eş zamanlı olarak izah edilebilir. Bu yokluk mertebeleri insanı epey bir zorluyor. Eski bildiklerimiz, değer yargılarımız hepsi adeta anlamını kaybediyor. Burada insan sarsılıyor. Maddi şeyler de anlamını kaybediyor. Manevi değerler de anlamını kaybediyor. İnsan her şeyini kaybediyor. Kendini bile kaybediyor. Adeta derin uykuda olan bir kişinin durumu gibi oluyor. Görüntüler yok, sesler yok, bilgi yok, zaman yok, mekan yok, kural yok, bilinç yok. Hiçbir şey yok. Uykudayken yaşadığımız bu derin uyku halini, bilinçsizlik halini uyanıkken yaşıyorsun. Gözün açıkken gördüğün şeyler artık anlamsız geliyor. Duyduğun sesler anlamsız geliyor. Böyle bir kendinden geçiş anında kendini yok ettiğini fark ettiğin anda kendi yokluğunu hissediyorsun. Yani varsın ama yokluğu hissediyorsun. O yokluğu yaşıyorsun. O yokluğu yaşadığı için kişi uyanabiliyor. Yokluğu yaşamayan bir kişinin uyanması mümkün değil. Yokluk mertebeleri kolay aşılabilen bir mertebe olmamıştır. Bunu aşabilenler de daha sonraki varlık mertebelerine çok kolay geçiş yapmışlardır.